Nasıl durum peki? Diz kötü. Diz kötü. Kötü. Şurada. Ve burası da kramp girmiş vaziyette. Bakacağız. Hadi kolay. Durum? Ya şu an iyi yani. İşte üçüncü gününde. Ethem sen ne durumdasın? Biraz ağrılarım var. Ethem sen kaç yaşındasın? 20 ya evet, Ethem'in görüntüsünden böyle bir enerji fışkırıyor. Bakiye abla sen bir yaşını söyle Allah aşkına. Ben 54'e gireceğim Ağustos'ta. Var mı bir ağrısızı? Hiçbir yerim ağrımıyor Allah'a şükür diyeyim. Ya harikasın ya vallahi. Ya, doğada olmak zaten ayrı bir sağlık. Your name? Peng Zuri. Peng Zuri, how is it going? Oy. Good. İkinci gün bırakmak zorunda kaldım. Bir ek yüzünden. Öyle. İyi gidiyor. Ünlü olmaya çok hazır değilim. Çünkü ayaklarım böyle. Ne oldu? Annem görmesin diye yaramazlık yapıyorum. Annen seni nerede zannediyor? Burada olduğumu biliyor ama ne yaptığımı bilmiyor. Sen ne durumdasın? Fena değil. Kas ağrısı haricinde. Dün ilk üst toplanması oldu o kadar. Hayat nasıl gidiyor? Sizi görünce daha güzel oldu. Ayaklarımız falan yorgun. Bizde de kafa nasıl kafa? Endorfini aldıkça rahatlıyoruz yani. Çıktıktan sonra gider değil mi bir şekilde? Aynen. Kafa da bitti. Bir dakika kimin? Oğuzhan benim adım. Sparta'da yaşıyorum. Ay harika. Eşle çocuğumuzun ismini de alalım ya. Eşim Nilhan. Kızım da Doğa. Ben kaç yaşında Doğa? Doğa 8 yaşında. 9 olacak. Ay harika. İyi, ona güzel selamlar. Baba iyi durumda. Resim yapmış benim için. Ay canım. Sağ olsun. Gelince dağdaymışım ben resimde. Gelince gösterecek. Harika. Ben de eşim ve kızıma selam söylüyorum. İsim? Tuba'ya ve Irmak'a. Kime kime? Tuğba ve Irmak. Tamam. Onları çok seviyorum. De izleyecek bunu Dora. Dora bunu Hürriyet.com.tr'de izleyecek. Vay, Dora seni çok seviyorum babacığım. Görüşürüz. Şirin Mine Kılıç. Ben aslında bir maratoncuyum. Bu benim ikinci ultra maratonum. Aslında çok da iyi hazırlanmadan geldim sadece bir macera yaşamak için. Tam macera değil mi? Tam bir macera oluyor. Dün mesela 54 kilometre vardı. 4 kilometre fazladan koştuk. Yolu şaşırdık. Kaybolup şey, değil mi? Kaybolup. Evet, işte kaybolunuyor bu da bu işin herhalde doğasında olan. Bu tabii yavaş gittiğimiz için sohbet ediyoruz ve bazen işaretleri kaçırabiliyoruz. Ben iyi bir GPS okuyucusu da değilim. İlk kez burada kullanıyorum. İşaretlemeler fena değil aslında çok. Peki nasılsın? Ağrısızı, arıza nerelerde? Valla sakatlığım. Aslında mevcut sakatlıklarım ağrımıyor ilginç bir şekilde. Aşil tendinit vardı, hiçbir şey yok. Buraya gelmek gerekiyordu, ona çok sevindim. Yeni oluşumlar neler? Bir iki tane su torbası var ama onlar önemli değil. Zaten ben alışığım yani. Tırnaklarımı da kendim söküyorum. Hatta moral olsun. Ay Yeşil'in! Tabii tabii, tırnaklarımı kendim söküyorum. Patlatırım matlatırım, sürekli kan torbası olur, su torbası olur. Ben hepsini hallettim. Sırt? Evet, beni tek zorlayan, en çok zorlayan, yani tek zorlayan şey çanta çok ağır. Hala çok ağır. İşte omuzlarım da biraz kötü. Sürekli çok iyi görünüyorsun, ben sana söyleyeyim. Yani şey değilimdir, öyle yıkılmam. Moralim bozulur ama sonuna kadar gidiyorum yani. Hadi kolay gelsin. Mustafa Üç Bilek. Elinde yemeğini taşıyan adam. Elinde yemeğini taşıyan adam. Işte, tabii ilk defa etaplı yarış koşuyorum. Yani, tek etaplı ultralar çok koştum ama... Beslenmeyle ilgili problem yaşayacağımı bilmediğim için kendimi garantilemek istedim. Sayın Tolga, bize her akşam nasıl korkunç bir rotada olacağımızı, başımıza neler geleceğini, arazide ne koşullarda olacak, işte kayacaksınız, düşeceksiniz, susuz kalacaksınız, dikkat edin diyen insan. Koreli'ye de Bruce Lee diyorlar. Korkunç. Ya bakar mısınız, sırtları öyle bir yara içinde ki hepsi paketleniyor.